İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapacak 8 Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nden biri Malatya'ya kurulacak. 3000 polisin konuşlanacağı merkezde görev yapan ekipler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yanı sıra ihtiyaç halinde Türkiye'nin birçok bölgesine gidecek. Bulgurlu Mahallesi'nde 2200 dönümlük alan üzerine yapılacak olan bölge müdürlüğü yerleşkesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, yol ve alan düzenleme çalışmaları sürüyor. Merkez için 2 kilometrelik altyapı çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, idari binalar ve tesislerin kurulacağı tepeleri de düzlük haline getiriyor. Binalarının yapılacak, gördüğünüz gibi bu arka taraflarda polikonlar. Bölgede yol çalışmalarına devam eden ve şu ana kadar 5 milyon metreküp harfiyat çıkaran ekipler burada bulunan atış poligonlarını da düzenledi. Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'ya kazandırılmasında büyük emekleri bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağ Deviren'le birlikte çalışmaların sürdüğü yerleşkeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Gürkan ve Tüfekçi yetkililerden bilgiler aldı. İçişleri Bakanlığı'nın özel harekatı yeniden yapılandırarak bölge müdürlükleri oluşturma uygulamasından sonra ilk bölge müdürlüğünün Malatya'ya yapıldığını ifade eden Tüfekçi, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıyı kısa sürede hazır hale getirmesinin büyük rol oynadığını dile getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yeni yapılanması ile beraber özellikle özel harekatı yeniden yapılandırarak bölge başkanlıkları oluşturması konseptinden sonra ilk pilot uygulama da Malatya'dan başlıyor. Türkiye'de ilk yapılacak bölge başkanlığının başında Malatya geliyor. Bunun için özellikle İsmail müdürümüze, emniyet müdürümüze, belediye başkanımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çabalarıyla altyapı hazır haldeydi. Malatya'ya kazandırılmasının bir nedenlerinden birisi de önce başlamasının nedenlerinden birisi de burada hazır bir altyapının oluşturulması. Bunun için sayın müdürlerim gerçekten çok büyük çaba sarf ettiler. Başkanımız biraz önce ifade ettiği gibi 5 milyona yakın harfiyat ki yaklaşık 70-80 milyon değerinde bir harfiyat. İçişleri Bakanlığı'nın bayramdan sonra inşaata başlayacağını kaydeden Tüfekçi, inşaat bittikten sonra 3000'e yakın özel harekatçının Malatya'da konuşlanacağını belirtti. Şüphe oluru alındı. İçişleri Bakanlığımız bayramdan sonra zannedersem Haziran ayı içerisinde yapımına da başlayacak ve bu noktada da özellikle bittikten sonra da 3000'e yakın özel harekatçımız Malatya'da konuşlanmış olacak. Bu gerek Malatya'nın stratejik önemi açısından, gerek şehrin gelişimi açısından, gerekse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele bakımından önemli bir kazanım. Başkan Gürkan ise bölgede yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti ve yapılan çalışmalar sonucu 5 milyon metreküp harfiyat çıkardıklarını söyledi. Sahada yapılan çalışmaları gördük. Hakikaten bu çalışmaları yapan Yol Asfalt Daire Başkanlığımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma yapılmış. Yaklaşık 5 milyon metreküp bir harfiyat yapılmış. Buradaki dağlar eritilerek düz ova haline getirilmiş. Ayrıca poligonlar yapılmış ve bu harfiyat çalışmaları da hala devam ediyor. Gürkan 5 milyon metreküp harfiyatın birim fiyatının 60 milyon TL gibi bir rakama tekamül ettiğini vurgulayarak bölgeden çıkarılan harfiyatın asfalt malzemesi olarak kullanıldığını aktardı. Parayla yapsanız 5 milyon metreküpün birim fiyatını hesapladığınız zaman 60 milyonun üzerinde bir rakama tekamül eden bir rakam çıkar. Ama biz bunu hem burada buranın yerinin düzeltilmesi amacına matup bir çalışma ve harfiyat yaparken diğer taraftan da yol asfaltımızın alt zeminine malzeme olacak bu güzel malzemeyi de orada kullandık. Dolayısıyla orada örneğin Anayurt Caddesi'nin yapılmasının altyapısı buradan gitmiştir. Haliyle bir taraftan harfiyat alıp o tarafa gidip başka iş yapılırken burada da ayrıca
yapılması gereken bir işin yapılmış olması bu anlamda anlamlı ve önemlidir. Yani bir taşla iki iş yapma gibi bir hadise. Gürkan Maski Genel Müdürlüğü'nün bölgede 2 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışması yaptığını da sözlerine ekledi. Yani bina yapılmadan altyapı işlemleri bitirilmiş olduğunda burada ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 2 kilometrelik altyapı çalışmaları tamamlanmış ve doğu kolektörüne bağlanmıştır. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise Büyükşehir Belediyesi'nin alanda güzel çalışmalar yaptığını kaydederek bölge müdürlüğünün Malatya'ya hayırlı olmasını temenni etti. Toplam 2200 dönüm üzerine inşa edilecek olan Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yaklaşık bir senedir belediyemizin ve yerel imkanlarla çok güzel işler yapıldı. Görülen bu tepelik alanların tamamı tesislere uygun hale getirilmek için yaklaşık 5000 metreküp taşıma yapıldı ve 5 milyon metreküp. Normalde belediyenin bu katkıları olmasa herhalde bir 50-60 milyon civarında bir para giderdi buna. Katkısı olan Sayın Bakanımızdan, Sayın Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun.